Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün bu görmüş olduğunuz bardak halkanın yapımını sizlere anlatacağım. Şimdi sihirli halka ile başlayalım. Evet burada düğüm yöntemiyle sihirli halka yöntemiyle başlıyoruz. Başına almadan yani sık iğne yapacağız burada. Burada halkanın içerisine 11 tane ilk sırada sık iğne yapacağım ben. Hepsini dolduralım şimdi. Sonra da ipimizi çekip halkayı sıkıştıracağız. Burada 11 tane sık iğne kullandım. Ve burada kullanmış olduğum tığ da iki e, buçuk numara tığ kullanıyorum. E, kağıt ipte e, burada e, 100 gram falan kağıt ip yeter. 6 tane bardak altlığı için. Ama bunu supla yaparsanız mesela suplu da yapabilirsiniz biraz daha büyüğünü yapıp. Onda da daha fazla 200 gram falan kullanabilirsiniz. Şimdi bakın çektim halkayı. Burada son olarak sonunu böyle bağlıyorum. içinden geçirerek. Burada sık iğne yapmıyorum sonunda. İğneyi alıp içinden geçiriyorum. Evet ikinci sıraya geldik. İkinci sıranın başında bir zincir mutlaka çekin. Ve yaptığımız ilk sıranın üstüne battım. Burada da e, her sık iğnenin üstüne aynı şekilde batıyorum. Sadece 5 e, tane daha fazla sık iğne yapacağız. O da büyümesi için. Aralarda şöyle kendinize bir yerler seçin. Orada bir yere iki kere batmanız gerekiyor. İkinci sırayı da 16 tane sık iğne yapacağız. İlk sırada 11 yapmıştık. İkinci sırada da 16 yapacağız. Evet bakın ben şurada çift battım. Şu arada çift battım. Aralarda çift batacağız. Yani sık iğneye bir yere iki kere batacağız. O yuvarlağımızın büyümesi için 2. sıraya geldiğimizde de iki, e, pardon 3. sıraya geldiğimizde de 3. sırada da yine 5 tane aynı sık iğnelerin üstüne batacağız. Yani 2. sırada 16 yapmıştık. 3. sırada 16'nın hepsine batacağız ve aralarda e, yine 5 tane daha ekstra batacağız. Yani ne olmuş olacak? 3. sırada da eee 10 2. sırada 16 idi. 3. sırada 5 tane daha da, 21 tane yapmış olacağız. Yani 3. sırada da 21 tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde büyüteceğiz. Yani 5 tane daha fazla yaparak bu şekilde büyüyecek. Şimdi ben birazcık yapayım. Size zaten detaylı anlatacağım burada. 3. sıramızı da bitirelim. Şimdi bakın. Ben burada bitirdim. Yani toplam 6 sıra burada sık iğne yaptım. Bakın ilk sıramızı 11 sık iğne ile başladık sonra 5, 5, 5, 5 aralardan arttırarak 6 sıra şeklinde yaptık. Mantığımız bu. Şimdi burada kenarlarını yapacağız. Şu kenarları görüyorsunuz bunları yapacağız. Şimdi onu anlatayım. Burada ilk başta her zaman başlarken bir zincirimizi çekmeye unutmayalım. Bunlar önemli. Bir zincirimi çektim. Şimdi başını aldım. Burada aynı yere yine dibine batıyorum. Ve bir çıkmaya çıkıp trabzan yapıyorum ama bir çekmeye çekiyorum. İki kere doldurdum. Üç kere doldurdum. Bakın aynı yere batıyorum sürekli. Gördüğünüz gibi aynı yere battım şimdi 1 2 3 3 zincir çektim bakın şu sonundan oraya iğneyi bağlayıp orada bir boşluk oluşturdum bakın şimdi boşluğun içini dolduracağız yine sık iğne ile içine dolduracağım şimdi boşluğun bakın tamamen dolduralım. 2 3 4 5 6. 6 sık iğne ile doldurdum. Şimdi hemen bakın böyle oldu şekilde. Şimdi hemen yanına geleceğim, başına aldım, 1 2 imle katladım, 3 imleye battım ve aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bakın, başına alıp orayı doldurup tek çıkıyorum. Trabzan yaptım yani. Bakın, böyle. Evet tane daha dolduruyorum. Bakın. Aynı yere 3 kere battım. Yine 3 zincir çekiyorum. Burada bir tane boşluk var diğerinin hemen köşesinde. Bakın oradan diğerine bağlıyorum. Evet. Bir boşluk oluştu. Şimdi tekrar sık iğne ile Burayı dolduracağım. Bakın. 2 3 4 5 5 ve 6. Evet. Bakın. Kenarlar bu şekilde devam edecek. Ben şimdi bunun hepsini bitireyim size göstereceğim son bağlama şeklini size göstereceğim burada hep aynı şeyleri yapıyorum anlattım yani burada üçlü trabzan yapmış oldum evet mantık Aynı yere batmak. Bakın. Buradaki yere batıyorum. Daha iyi anlamanız için orayı tam gösterdim. Şimdi bunu da doldurayım şekilde devam edecek kenarlara. Bu kenarları istediğiniz her şeyin kenarına yapabilirsiniz. Kenar yapmak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Çok güzel ve düzgün duruyor. Ee, kağıt iple yaptık biz bunu. Siz mesela daha pamuklu iplerle de yapabilirsiniz. Örnek daha düzgün ve daha ön plana çıkabilir. Ee, çok güzel oluyor. Evet ben birazcık yapayım. Size son bağlamayı göstereceğim. burada yapmıştım. Şimdi son olarak bitirdim bunun tamamen kenarını. Şimdi son olarak bakın burada şuradaki son yani ilk yaptığımızın hemen başına batıp şuradan bakın ilk yaptığımızın başına batıp onu içinden geçiriyoruz tek imlekle. Bu kadar. Bağlamayı bu şekilde yapacağız son olarak. İpi ben buradan kopardım. Hemen onu da içte yürüteyim arkada. Görünmesin. Evet. İplerimizi de böyle arkada yürütüp kesersek dağılma falan yapmaz. Evet onu da çekelim. Bu videomuz böyle. E, bunu ben bardak altı olarak yaptım. Siz isterseniz supla da yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Pamuklu iplerle de yapabilirsiniz. İstediğiniz her türlü iple yapabilirsiniz. Makrom iple yapabilirsiniz. Son olarak da ben bu kağıt ipi ütüleyeceğim şimdi. Ütüleyince o kadar düzgün duruyor ki. Çok güzel oluyor. Düzgün ve sert duruyor. Evet. Şimdi sunuma geçelim. Ben böyle sunum yaptım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.